Ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum sen topyada. Adım adım yürüyorum her yeri, bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi, yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken, bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle, Yukomo ve benimle. Gel uç benimle, uç gökte özgürce. Gel uç benimle, gökyüzüdür gittiğim yer. Uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim? Boş ver, nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimim. Periler ve Ejderha. Merhaba. Nereden buldun onu? Cildi bozuluyor ve ben de sayfaları bir arada tutacak başka bir şey bulmaya çalışıyorum. Belki biraz tut kal. Ya da 60 yaşın altındaki herkes gibi bilgisayarına indir. Tutkalı deneyelim. Seçim senin. Arkadaşım olmayı ne kadar istiyorsun? Birden 10'a kadar bir sayı mı? Cevabı biliyorum, tamam. Dediğimi yap. Güzel. Bakalım tutmuş mu? Affedersiniz Bayan Hofstetter. Bir şey sorabilir miyim? Aa Mia. Seni görmedim. Sorun değil. Ben de seni görmekte zorlanıyorum. Violetta'nın gölgesi altında olduğundan. Canım, al. Kitap mahvoldu değil mi? Hayır. Ama iyi denemeydi. Öyle olsun istemedim. Neden yaptın o zaman? Violetta benim dostum. Onu dinlemeliyim. Harika. Tamam. Başka sorunumuz yok çünkü. Özür dilerim. Violetta'dan uzak durursan böyle kötü şeyler olmaz belki. Evet. Bunu acilen yapmalıyım. Oda arkadaşı değiştirmek ne kadar zor olabilir? Violetta'nın robotuyla birlikte yaşamaya katlanamıyorum.
Onunla konuşmayı falan denedin mi? Belki o kadar da aptal değildir. Ama öyle. O onlardan. Violetta ile yaşıyorum sanki. Violetta özür dilemezdi. Tamamdır. Şimdi oldu. Yani şimdi bunu ne zaman yapacağını da söylüyor ha? Bu kitap bir harika. Merhaba Mia. Şifreni söyle. Zift kadar karanlık ama görürsün ne varsa. Bir dost bul, ışığı ara. İnişlerim üzerine hala çalışıyorum. Giderek yumuşuyor ama. Evet, senin için tabii. Onçao nerede? Çok tuhaf. Bir dakika önce buradaydı. Bizi buraya o getirdi. Buralarda trompetus parçası olduğunu düşündüğünü sanıyorduk. Bence yoktur. Kehanet dedi ki, zift kadar karanlık ama görürsün ne varsa. Bir dost bul, ışığı ara. Ne karanlığı? Gün ortasındayız. Evet öyle. Aa, bir saniye. Hey, bakın. Onçao için bir elma. Onçao, sana elma getirdim. Seni görmek de çok güzel. Bu çok tuhaf. Tek boynuzların elma sevdiklerini sanıyordum. Bu kadar ilgisini çeken ne merak ettim. Buraya gönder Onçao. Bilmeliydim. Bir çocuğa vuracak bir top ver ve... Buraya gönder. Mo topu aldı ve şimdi... O bir top değil aslında. Onçao, bekle. Belki de bunu yapmamalıyız. Ejderha mağarasına çok yakınız. Nereye yakınız? Aa! Evet, inişleri iyiye gidiyor. Aa, yavru ejderha. Çok tatlı. Oh, ama bunu yapınca değil tabii. Ejderha yumurtasını mı tekmeledin? Ne düşünüyordun? Eğlenceli olduğunu, içinde gerçek bir ejderha olduğunu bilmiyordum. Buradan gitmeliyiz. Hem çok yavaş hem çok hızlı. Hadi. Mo, durdur şunu. Bizi ısırabilir. Aa, bir dakika. Onunla arkadaş olmaya çalışıyor. Böyle bir şey gördünüz mü hiç? Yüzü mavi. Tamam. Bu gerçekten çok tuhaf. Ejderha, tek boynuz ve arkadaş olmak. Bunu da gördün ya. Artık başka bir şeye şaşırmam. Ne kadar daha böyle kalacaklar? Sanırım biz de trompetusun parçasını arasak iyi olur. Buraya bakmaya geldik. O halde bakalım. Peki fikri olan? Kehanet zift karanlık ama görürsün ne varsa. Bir dost bul, ışığı ara diyordu. O zaman akşama kadar bekleyebilir. Ya da şimdi bakmaya başlayalım. Böyle tatlı bir şeyin gün gelip Munkulus ejderhası olacağına inanmak çok zor.
ejderhanın ham, zalim vahşiliği gibisi yok. Buna mı vahşi diyorsun? Benim Zigon bile ondan daha yırtıcı. Ama savaştan çıktılar, dinleniyorlar. Ah, yeni ejderhalar istiyorum. Tabii efendim. Daha çok ejderha demek, daha çok tek boynuz demek. Vahşi, öfkeli ejderhalar istiyorum. Ah, tabii efendim. En geç bugün elinizde. Bir şey yok mu? Var. Trompetos'un parçasını buldum ama kokmuş bir yerde aranmak çok eğlenceli olduğu için devam ediyorum. Çocuklar bakın. Bunu her gün göremezsiniz. Ona bir ad vermeliyiz. Yavru maviye ne dersiniz? Yüzü gibi. Yavru mavi mi? Sevdin bunu. Bakın onça ona uçmayı öğretiyor. Bence sen de birkaç ipucu istemelisin. Aman ne komik. Yuko, dikkat et! Bu ne şimdi? Hadi Yuko'yu havada tekmeleyelim günümü. Ama kabul et, çok tatlı. Tamam, kabul ediyorum. Çok tatlı. Ama şimdilik. Neydi o? Ne neydi? İşte bu. Ejderhalar, çabuk buradan gitmeliyiz. Durun, oncağı almalıyım. Çabuk Mia, ejderhalarla uğraşamayız. Gel oncağı, saklanmalıyız. Yaklaşıyorlar. Yeni dostunu bırakmıyor. Gördün mü? Hep birlikteyiz. Büyük, mutlu bir aile gibi. Yavrularını geri istiyorlar. Bizim dostumuz olduğunu gösterebiliriz belki. Periler ve ejderhalar dost olmaz Mia. Olamaz. Emrime uyun. Saldırın. Bir tek ejderhanın bile kaçmasına izin vermeyin. Bir gün Gargona'yı gördüğüme mutlu olacağımı asla düşünmezdim. Ben de. Ama hala ejderhaları destekliyorum. Burada ne işi var? Tahminen vahşi ejderhaları almaya çalışıyorum. Ah, şunlardan birini yakalamak ne kadar zor olabilir ki? Ah, ya ben mi yapayım yani? Ya. Ah. Soran olursa ejderhamın kanadı kırıldı ve yok edilmesi gerekti. Başka bir şey söyleyecek olursanız aynısı size de olur. Ah, ucuz atlattık. Canavar ve ejderha, hangisi daha kötü bilmiyorum. Buradan gitmek zorundayız. Hiç güvenli değil. Trompetus'un parçasını bulmadan gidemeyiz. Haklısın. Bu da şu ufaklıktan kurtulmamız anlamına geliyor. Ben hem onunla ilgilenip hem Trompetus parçasını arayabilirim. Benim için çocuk oyuncağı. Mia, ejderha bölgesinin ortasındayız ve bebekleri elimizde. Peri-ejderha ilişkileri için iyi değil bu. Trompetus parçasının kokusunu alabilseydi böyle olmazdı. Belki de onu düşünmemiz gerekmiyordur. Onca! Onca! Orada. Onca onun en iyi yaptığı şeyi yapıyor. Tada! Trompetus parçası. İşte buna ne diyorsun? Dikkat et! Mia, kaç! Biri yardım etsin! Onçao'nun peşindeler! Onçao'yu değil, yavrularını geri istiyorlar.
Yanlış perilerle uğraşıyorsun kükürt beyinli. Onları daha çok kızdırıyorsun. Mo, dikkat et. Oh. Mo. Trompetus parçası. Geri alın onu. Alamam. O çöre saldıracaklar. Gördün mü? Peki. Gel yavru mavi, güzel yavru ejderha. Tatlı Trompetus parçasını getir buraya. Trompetus parçası. Hayır. Yavru mavi. Özür dilerim. Canını mı acıttı? Ejderha acıttı zaten. Sen kötüleştiriyorsun. Yardım etmeye çalışıyorum. Biliyorum ama daha yumuşak yardım et. Verdiğim tek boynuz gözyaşı yengesi hala sende mi? Bütün kızlara veriyor onu. Haliyle ihtiyacı olunca yanında olmuyor. Yoksa Onçao'yu da ağlatabilirim yani. Onçao şu küçük sıyrık için ağlamaz. Benimkini kullan. Vay canına. Teşekkür ederim. Sana bir tane borçlandım. Düşündüğüm gibi. Şurada bir mağara var. Bir ejderha yine ha? Yani bizimkini oraya götürdüler. Trompetçisin parçasını da. O halde o parçaya veda edelim. Neden? Gidip alamaz mıyız sence? Yani kokuyu bir kenara koyarsak... Ejderhalar yumurtalarının yakınındaki her şeyi öldürür. Bir canavar bile bu ine giremez. Ama Trompetus'un çalışması için bütün parçalar gerekiyor. O halde içeri girip alalım. Hayatımızı tehlikeye atmadan bir gün geçiremez miyiz? Yapma lütfen. Ne kadar kötü olabilirler. Aa, gerçekten kokuyor. Ama ben söylemiştim. Sizce burada kaç ejderha vardır? Sıfır olmayan her sayıya zaten fazla. Haklısın. Ama içeride kim var biliyorsun? Yavru ejderhamız. Senin yavru ejderhan. Ve annesi. Ve babası. Kız ve erkek kardeşleri, amcaları. Tamam anladım. Çoklar. Ama biri dostumuz. Kehanet. Yanılmışım. Zift kadar karanlık derken mağaradan söz ediyordu. Peki. Bir dost bul, ışığı ara. Işık kısmından emin değilim ama yavru ejderha bizim dostumuz. Yardım edecektir. Hadi. Bu şey çok iğrenç. Ya bu çamurdan tiksiniyorum. Bunun çamur olduğunu sanmıyorum. Hepsi birbirinin aynıysa çamur de geç. İğrenç ötesi. Duyuyor musunuz? Bence bize yaklaşıyor. İşte planımız. Siz dikkatini dağıtın. Ben de gidip Trompetus parçasını alayım. Dikkatini nasıl dağıtacağız? Yönlendirmeye çalışıyor. Gidelim. Ejderhalarla iyi anlaşıyorsun. Umarım öyledir çünkü bir ejderha sürüsünün tam ortasındayız. Vay canına! Burası ejderha ülkesi gibi. Trompetus parçası gerçekten burada mı bilmiyoruz bile. Onçağı bilirdi ama oraya girmesine izin veremem. Thank you.
her şeyi mahvedecek. Hayır. Dikkatini dağıtıyor. Bakın orada. Fırsat bu fırsat. Aldım. Şimdi. Sakin olun. Daha kötü şeyler de yaşadık. Yaşadın mı? Yok, pek sayılmaz. Bakın bize yolu gösteriyor. Hadi. Sizce onu da almalı mıyız? Hayır, o buraya ait. Biz değiliz. Şimdi gidelim. Uzun uzun veda edecek zaman değil. Ben daha farklı şekilde ayrılacağım. Çocuklar siz ilerleyin. Ocağa iyi bakın. Hoşça kal yavrum abi. Ucuz atlattık. Ama Trompetus parçasını aldık. Mia da dünyasına döndü. Eve gitme vakti. Hadi Onçao. Hala şahane. Nereye gidiyor? Ejderha çıkmazına. Geometri mi? Evet. Benim matematiğin iyi olduğum tek kısmı. Yardıma ihtiyacın olursa söyle. Teşekkür ederim. Ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum Sentopya'da. Adım adım yürüyorum her yeri, bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken, bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle. Yukomo ve benimle. Gel uç benimle. Uç gökte özgürce. Gel uç benimle, gökyüzüdür gittiğim yer. Uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim? Boş ver, nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimim. Bahar ağacı. Çok fazla yazı var. Sentopya'da neler oluyor? Henüz bilmiyorum ama bir şey var. Anladım, tamamdır. Yani nasıl bir şey? Mesela beyin yiyen zombiler falan var mı? Ah, ne kadar havalı olurdu. Ha, tabii yani haklısın. Zombi falan olmaz. Bu benim hayali oyunum, senin değil. Ama önemli bir şey değil mi? Hadi ama gitmeliyiz. Yani tek boynuzlularla ilgili bir şey mi bu? Henüz bilmiyorum. Gidince göreceğim. Acele et, vaktimiz yok. Ben de gitmek istiyorum. Ne? Gerçekten. Niye gitmeyeyim ki? Yani sen işe yarar mı bilmiyorum bile. Deneyelim o halde.
Ben bilmiyorum. Hadi ama yapma. Neden? Belki yardım edebilirim. Bunu hiç düşündün mü? Reflekslerim çok iyiydi. Tamam, bu iyi bir savunma değildi. Oranın nasıl olduğunu bilmiyorsun. Evet, haklısın. Çünkü tek gördüğüm şey... bunlar. Orada gerçekten harika şeylerin olduğunu biliyorum. Ama bunları asla göremiyorum. Peri Sarayı'nın büyüklüğünü görmek istiyorum. Sentopya'nın havasını solumak istiyorum. Perilerin tuvalete gidip gitmediğini merak ediyorum. Tuhafmış. Onu ben de bilmiyorum. Bak, bırak da bunu kendim öğreneyim. Sadece bir kez. Hemen geri döneceğim. Tek boynuz görürsen sakın yaklaşma. Çok gerginler. Tamam. Peri görürsen benim dostum olduğumu söyle. Anlaştık. Yuko ve Mo'ya kehanetin tam anlamını söyle. Bilmeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Tamam. Geri dönmeye hazır olduğunda bileziğin üstüne bas. Anladım. Tamam. Başlıyoruz. Kaskı neden taktın? Korunacağım. Neye karşı? Çarpmalara mı? Belli olmaz. Şifreni söyle. Tek boynuzlular gelir ve... Dur. Kasaba tellalı değilsin sen. Sadece söyle. Bağırma lütfen. Tek boynuzlular gelir ve gider. Ödülleri tek boynuzun ışıltısında bulunur. Şifreni söyle. Tek boynuzlular gelir ve gider. Ödülleri tek boynuzun ışıltısında bulunur. Doğru çevirdiğinden emin misin? Bakayım. Tek boynuzlar gelir ve gider. Ödülleri tek boynuzun ışıltısında bulunur. Üzgünüm. Ama o kask peri kulaklarının üstünde durmazdı. Onçao! Mo ve Yuko'yu bulayım. Mia! Hı? Gelmişsin. Vay canına, bu şey epey hızlı çalıştı. Ah, seni görmek çok güzel. Hadi saraya gitmeliyiz. Bu ne acele böyle? Acele değil ama çabuk. Aa, güzel. Nihayet geldiniz. Tek boynuzlara bir mesaj iletmen gerekiyor. Hem de hemen. Tabii ki. Her şeyi yaparım. Sentopya'daki bütün tek boynuzlular her yıl bugün tek bir ağacın çiçeklerini yemek üzere toplanır. Bahar ağacının. Bu türdeki tek ağacın. Neden bu kadar özel? Tek boynuzlar hakkındaki çoğu şey ekibi bunu da bilmiyoruz. Ama bugün çiçek açacağını biliyoruz. Panthea'nın da bildiğine bahse girerim. Ama Panthea'ya yem olurlar. Haklısın Mia. Panthea adaya göz diktiğine göre tek boynuzları aynı anda bir yerde toplamak çok tehlikeli. Bu fırsatı tepmeyecektir. Pek çoğunu kaybedebiliriz. Yardım edersem kaybetmeyiz. Beni dinlerler. Seni dinlemezlerse benim duman sinyal kaskımı kesin dinlerler. Mia, tek boynuzları hemen bulup her şeyi anlatmalısın. Panthea'nın ordusu yakında harekete geçecektir.
Ağacın bugün çiçek açacağından emin misin? Sentopya takvimine göre açacak, evet. İzcilerimiz de bu sabah tek boynuzların o yöne gittiğini görmüş. Aman, o aptal yaratıklar alışkanlıklarının kölesi. O çiçeklerin kokusuna asla dayanamayıp kendi sonlarını yazacaklar. Bugünü iyi değerlendir Gargona. Bu cam tek boynuz tozu da olsun. Peri sarayı senin olsun. Eğer başaramazsan... çok kötü bir şey olacak sana bilesin. Hizmetinizdeyim efendim. Panthea her gün daha çok tek boynuz alıyor. Ailenizin üyelerini kaybettiğinizden eminim. Ama bu yıl ağaca giderseniz hepinizi alacak. Hayır, onçağı geleneklerinize ihanet etmiyor. Hayatta kalıp geleneklerinizi sürdürün diye uğraşıyor. Onu dinlemek zorundasınız. Durun, güvenli değil. Lütfen bize inanın. Dinlemek istemiyorlar. Neyse, belki dinleyecek başka tek boynuzlar vardır. Denemeye devam etmeliyiz. Bahar ağacının oraya nöbetçileri gönderin. Gözlerini dört açmalarını söyleyin. Bir tek canavar bile görürseniz alarmı çalın. Belki de onlara doğru şeyleri söylemiyoruzdur. Ya da doğru şeyleri yanlış tek boynuzlara söylüyoruzdur. Yuko, buralarda yeraltı dünyasına bir giriş vardı değil mi? Yeraltı dünyası mı? Hadi! Toprak tek boynuzu mu? Kayalarla toprakların ve onlardan gelen hayatın koruyucusu. Asırlardır hiçbir periye görünmedi ama hayatta olması lazım aşağıda. Çok güçlüdür. Yeryüzü ona bağlı. Öbürleri de onu dinleyecektir. Sence o bizi dinleyecek mi? Hayır. Ama seni dinleyecektir. Peki tehlikeli mi? Sentopya'nın koruyucularından biri. Bir toynak hareketiyle bütün dağları yerle bir edebilir. Hmm. O zaman bu arkadaş tehlikeli sayılır. Burası çıkmaz yol. Dinleyin, bir şey var. Onça o bir şey hissediyor. Bu o, toprak tek boynuzu. Bu çocuğun varlığı her zamanki gibi harika. Sorun yok. Buraya sizden yardım istemeye geldim. Evet, anlıyorum ve siz de bana Sıska Peri diyebilirsiniz. Tabii isterseniz ama söylemem gerekeni duymanız gerek. Bütün tek boynuzların hayatı ona bağlı. Teşekkür ederiz. Bilmeniz gereken şeyse... Bugünkü hedefleriniz çantada keklik. Ama bu safsaklayacağınız anlamına gelmiyor. En az 10 tek boynuz getirmeyen her üyeniz bir hafta zindanda kalacak. En az 5 tane getirmeyeniniz ters zindana gidecek. Utanç şapkası da takacak. Şimdi uçalım. Hedef bahar ağacı. Tek boynuzlar çoktan harekete geçti.
geldik. Bahar ağacı. Bay canına. Tam zamanında. Hey, durun. Eve dönün. Geri dönün. Güvenli değil. Ağaca varamasalar bile burada kalmaya yeminli gibiler. Ay yo, hayır, bu iyi değil. Cidden çantada keklikler. Ha! Gidin! Hayır, o düşman değil. Yardım etmeye çalışıyor. Biz de öyle. Canavarların gelişini haber veriyorlar. Tek boynuzları buradan götürmeliyiz. Onları peri sarayına yönlendirebilir misin? Tek boynuzlar peri sarayına girmez. O yönlendirirse girerler. Yapar mısın? Vay canına, harika. Bütün gün koruma altında olacaklar. Dediğini duydunuz. Takip edin. Nöbetçilere eşlik etmelerini söyleyeyim. Güzel, çünkü bizim bahçıvanlık yapmamız gerek. Tek boynuzlar gelir ve gider. İlk kısım tamamen oldu. Gerisi ne demek? Ödülleri tek boynuzun ışıltısında bulunur. Trompetus'un bir parçası herhalde. Ama arayacak vaktimiz yok. Ağacın çiçeklerini kesip su kubbesine göndermeliyiz. Gargona bizimle uğraşmazsa kolayca hallederiz. Tamam, o halde zor olacak değil mi? Bu nereden geldi? Tek boynuzlar nereye gitti? Tamam, bence ayrılalım. Şimdi siz çiçekleri toplayın. Azim onu tatlılaştırıyor. Evet. Çekil yolumdan yaramaz bebek. Bu yaratıkları ben alıyorum. Hadi oğlum. Periler. Bizi tek boynuzlara götürebilirler. Peşlerinden gidin. İşte buradaki çuvallara koy. Sanırım bu çok uzun sürecek. Şunu seyret. Nasıl? No! Oh, sakin ol. Şu an yaptığından hiç hoşlanmıyorum. Oh! Sakin ol. Daha da zorlaştırıyorsun. Ama yeterince değil. Artık canımı sıkmana izin vermeyeceğim. Ama beni çok özlersin. Hadi! Bunu uzun süre devam et. Ne kadar uzun süre oyaladın? Ama birkaç dakika işe yaradı. Gitmek zorundayız. O perileri gözden kaçırmayın. Tek boynuzlar onların gittiği yerdedir. Ormanda daha güvende olacağız. Neyse, geldik. Tek boynuzlar da öyle.
Mia, sen tek boynuzlarla git. Tek boynuzlar neredeyse girdi. Biz de canavarları uzak tutalım. Onları uzun süre engelleyemezler. Fadıl, buradalar. İşte bu taraftan su kubbesine hoş geldiniz. Bakın, işe yarayacağını söylemiştim. Kubbeyi yükseltin, çabuk. Su kubbesini yükseltin. Bu ona yeter. Sorun ne? Açık büfe çiçek. Yiyin. Solmuş da ne demek? Ağaçtan kopalı uzun zaman olmuş. Aa, olamaz. Bu hiçbir işe yaramadı. Başardın mı ya? Teşekkür ederim Onçao. Nedir bu? Yoksa... Trompetus'un bir parçası. Ödül bir tek boynuzun ışıltısındadır. Kehanetler asla yanılmaz. O zaman bence bu kutlama gerektiriyor. Olamaz. Sanırım yine bensiz kutlayacaksınız. Aa, olmaz ama. Kutlama en güzel kısmı. Gitmek zorundayım. Tekrar görüşürüz. Ne oldu? Büyük kutlama, tek boynuzlar, periler, her zamanki gibi. Ne kadar güzel. Çok eğlencelidir kesin. Üzgünüm Vincent. Neden işe yaramadığını bilmiyorum. Belki de sadece senin sesine cevap veriyordur. Belki de senin parmak izini okuyordur. Neyse, sorun değil, boş ver. Tamam, şuna bak. Bu mu oldu? Evet. En azından elimizde bu var. Baştan başlıyor. Sen de oradaymışsın gibi olacak. Vay canına. Şöyle başladı. Dur. Yoksa bu şey çiçeklerle falan mı ilgili? Büyük oranda. Güzel. Kaçırdığım tek şey şirin kız işi, ha? Saçında çiçeklerle sevimli olurdun. Neyse, şöyle başladı.